almış bulunuyoruz. İyi Parti'nin bir iyi belediyecilik projesi var. Bu projenin esası paylaşımcı, dayanışmacı, beraberce yönetme anlayışına dayanıyor. Yani belediyeyi biz tek başımıza değil, sizlerle, başta halkın temsilcileri olan muhtarlarımızla yöneteceğiz. Muhtarların istekleri halkın isteğidir. Bizim tek tek sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle dolaşıp halkın isteklerini tespit etmemiz şu anda mümkün olsa da zaman içinde çalışmalarımız olacağı için halka en uç noktaya kadar ulaşmamız zor olacaktır. Ama sizler bir vücuttaki sinir uçları gibi toplumun en ince noktasına kadar hitap ediyorsunuz. Onlarla berabersiniz. Bizim sizden isteğimiz şu andan itibaren bize toplumun isteklerini, insanların ihtiyaçlarını, mahallenizin isteklerini, mahallenizin ihtiyaçlarını bize bildirmenizdir. Biz de buna göre projeler üretip bu ihtiyaçları gidermeye çalışacağız. Biz sizi tanıyoruz, siz de bizi tanıyorsunuz. Ben şimdi mahalle muhtarlarına bakınca birebir hepsini tanıyorum. Ve de yıllardır çeşitli vesilelerle dostluklarımız oldu, beraberliklerimiz oldu, fikir alışverişlerinde bulunduk. Ama bugünkü birlikteliğimiz biraz daha değişik, biraz daha iç içe olacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda sizlerden yardım bekliyoruz. Ben muhtar arkadaşımın birinden duydum mesela. Belediyede, affedersiniz çok hoş bir şey değil ama bir memur tarafından bile dikkate alınmadığını duydum. Veyahut da başka bir muhtar arkadaşımın isteğinin yıllarca savsaklandığını duydum. Şunu söz veriyoruz, Sayın Başkanım da burada. Biz iyi belediyecilik anlayışı içinde kesinlikle bir muhtarın isteğini savsaklamayacağız. Veyahut da belediye personeli tarafından bir muhtara nasıl hitap edilmesi gerekiyorsa o şekilde hitap edilmesini sağlayacağız. Biz en başta bunun sözünü veriyoruz. Her şey Osmancık için, her şey halkımız için, Osmancık'ın daha iyi bir Osmancık olması için, daha iyi bir Osmancık'ın oluşturulması için hep beraber sizi göreve davet ediyorum. Buna da icabet edeceğinize inanıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli muhtar arkadaşlar, çok değerli basın mensupları ve çok değerli partili arkadaşlar. Biraz önce Mustafa Hocam basitçe bir giriş yaptı. Dedi ki, biz sizlerle beraber iş yapacağız. Şimdi bunu bir kez daha ben tekrar söylüyorum. Ben mahallenizi sizin gibi bilemem. Bunu siz biliyorsunuz. Benim üzerime bir görev düşüyor. Ne gerekiyorsa söyleyin, yapalım. Ben daha somut konuşacağım. Yolunuz, kanalizasyonunuz, üst yapınız ve temizlikle ilgili işlerinizi direkt sizler belediye çalışanlarına değil, direkt bana söyleyeceksiniz. Bu işi böyle çözeceğiz. Çünkü muhtarlar memurlarla muhatap olmak zorunda değil. Fiilen sizler toplumun temsilcilerisiniz. Sizler oy alarak bu yerlere gelmiş değerli insanlarsınız. Size oy veren insanların temsil etmeniz çok büyük bir mevki ve makam sahibi olmanız anlamına gelir benim gözümde. Sizler şu anda Osmancık'ın temsilcilerisiniz. Bu çok önemlidir. Bir ikincisi, siyaset bir araçtır, hizmet etmek amaçtır. Bugün böyle bir oluşum olmuş olabilir. Bugün ben burada yer almış olabilirim. Yarın başka arkadaşlarım da yer alacaktır. Önemli olan şudur. Biz bu işi elimizi taşın altına koyduk. Sonuna kadar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ve maddi yönden hiçbir sıkıntımız çok şükür yok. Mahallelere de işte bu rahatlığı yansıtmamız lazım. Sizler muhtar olarak göğsünüzü gere gere ben belediye başkanına şunu söyledim, şunu 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 yaptıracağım deyip sonunda da yaptırmış olmanızı istiyorum. Bunun için de çok şükür belediyemizin kaynakları da, belediyemizin gelirleri de çok şükür yeterli.
benim tek isteğim budur. Bunun dışında sizler ayrıca tek tek, belki bugün yemekte böyle konuşamayacak olabiliriz ama cep telefonum zaten herkeste var. Ayrıca biz de dağıtacağız şimdi. Lütfen beni tek tek arayın. Lütfen ne gerekiyorsa beraber planlayalım. Çünkü planlar beraber yapılırsa bir anlam ifade ediyor. Ben yaptım oldu diyebilecek bir durumum yok, açık söyleyeyim. Bence çok güzel olabilir ama sizce doğru olmadıktan sonra ben oraya hiçbir şey yapmam. Açık konuşayım. Çünkü sizler buralara gelirken çok emek sarf ettiniz ve halkın nabzını tutmayı başardığınız için buradasınız. Sizler bir emeğin ve bir çalışmanın sonucunda buralara gelmiş insanlarsınız. Sıradan insanlar değilsiniz. O yüzden sizlere buraya geldiğiniz için, bu yemeğimize icabet ettiğiniz için ve bizlere onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar herkese, bütün Türkiye'ye ve bütün Osmanlı'ya hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Osmanlıca daha güzel projeler üretmek üzere. Çünkü daha bizim Osmanlıca o temel sorun olarak çözülmüş değil. Projeye gelecek kısma daha gelmedi. Yani. İnşallah bu Sayın Başkanım sayesinde gelir ve Osmanlıca yeni projeleri tanışır ve yarışır. Şimdi ben bir dernek olarak, başkan olarak diyorum ki diğer ilçelerde kendim konferansın yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle çok illeri geziyoruz. Her ilde muhtar bürosu ve belediyede ve belediye sosyal hizmetler müdürü, kültür müdürü bağlı bir tane memur tayin etmişler. Bu memura bugün başkanıma ilettim ben. Şimdi açıklama getirdim, başkanım şey yaptı. Örnek ya benim mahallede bir fosfatim çukurda olmuş, suya kanalizasyon şey yapmış. Ya bunu ben ne yapacağım? Yok. Muhtar bürosuna gidilecek ve muhtar bürosuna bu talep iletilecek. Ben işte şu müdürü bulamadım, bu müdürü bulamadım, yok. Bu arkadaşımın talebini su ve kanalizasyon birimine gönderecek ve o konuda çözüldüğü anda o bir geri dönüş yapıp işte Yeşil Mahallesi Muhtarı, Yazı Mahallesi Muhtarı talebini incelendi, yerine getirildi. Diğer il ve ilçelerde bu var. Ama bizim Osmancık'ta benimle hatırlarsanız kaç defa sayın mevcut başkanlarımızdan başkanlarımızdır. Çünkü daha önce söyledik, yerine gelmedi. Sayın Osman Bey inşallah bunu yerine getirir. En azından belediyedeki muhtarların birimlerin önünde gezmesini ortadan kaldırır. Dikkat edersen belediye biz ben gidiyorum. 5 tane muhtar belediyede. Biri su kanalizasyonunda, biri fen işlerinde, biri imar işlerinde. Ya muhtar işini çalışacak da belediye binaların önünde gezmeyecek. Birimle konuyu sosyal medyayı, bu WhatsApp grubu olabilir, bu diğer mail yoluyla olabilir. Bu diğer yerlerde WhatsApp grubu kurmuşlar, mail yolu kurmuşlar, bunu talep iletiyor, muhtar kalkmıyor bile yerinde. Gidiyor mahallede işini tavırlıyor. Biz de bu talebin açık ve açıklayıcı bir şekilde açıkladım Sayın Başkanım. Yerine getirirse biz etle tırnak gibi ayrımız bir şekilde sizinle birlikte çalışırız. Ben bu yemeğe bizleri davet ettiği için özellikle İYİ Parti başına arkadaşım, ilçe başkanımda ve yönetim kurulu üzerine meclis adaylarına gidilmiş üzerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.